Motor kullanmayı çok seviyordum. Erkek arkadaşım da kuryelik yapıyor. Ondan görerek başladım ben de. Genelde herkes çok şaşırıyor. Hiç beklenmedik bir şey olarak karşılanıyor. Müşteriler genelde kapısına gittiğim zaman çok şaşırıyor ve seviniyor genelde. Trafikte şu an ekstra bir zorluk ya da kolaylık olmadı. Yani genelde herkes şaşırıyor. Olumlu yönde oluyor genelde. Şu an beni zorlayan bir kısmı yok açıkçası. Motorist kullanmayı sevdiğim için de yani sevdiğim işi yapmış oluyorum sürekli motorsundayım. Kesinlikle erkek kişi olarak değil bence. Yani cinsiyeti yok bence mesleğin. Herkes yapabilir. Yani motor kullanmayı seven herkes yapabilir. Kuryelik yapıyorum. Mart ayında başladım. Bir 2016 senesinde de yapıyordum bu işi. Kendi dükkanımız vardı o zaman. O zaman da eşimle birlikte akıyorduk paketi. Ya çok şükür bir zorluk yaşamıyorum. Ben işimi seviyorum. Hani karışanımız görüşenimiz olmuyor. Gayet de rahat bir iş. Hani sadece paketi alıp götürüyoruz o kadar. İnsanlar zaten gördüğü zaman hani baya güzel tepkiler veriyor. Seviniyorlar. Bayan kurye olunca hani böyle daha bir şaşırıyorlar. Tepkileri iyi oluyor. Hani daha çok seviniyorlar yani kadınların her işte olduğuna. İşimiz gayet güzel, rahat. Hani diğer işlerde çalışmaktansa kuryelikte çalışmak bence daha iyi. Kadınlar da atıldığı için böyle iş daha böyle bir kurumsal gözükmeye başladı. Hani herkes tarafından daha böyle bir saygınlık görmeye başladı bana göre. Bu iş hiç erkek işi değil ya bana göre. Erkeklerin işi, her yaptığı işi zaten biz kendimiz yapabiliyoruz kadın olarak. Hani ben fabrikada da genel olarak çalıştım. Erkeğin yaptığı her işi yapabiliyor zaten. Bütün kadınlar bunu yapabiliyor. Hani yaptığımız iş aynı. Aynı poşete alıyoruz, aynı yere götürüyoruz, aynı katı çıkıyoruz. Aynı şekilde sürüyoruz. Ben gidebildiğim kadar bu meslekte gitmek istiyorum zaten. Hani bir de bu işe alıştım, başka bir işe de şey yapamıyorsun. Yani girişemiyorsun. Masa işi olmaz. Bir lokantada çalışamazsın, bir firmada çalışamazsın, hiçbir yerde çalışamazsın. Şimdi buradaki rahatlığa alıştıktan sonra başka hiçbir iş yapamayız biz. Ya ben yapamam yani artık. Seviyorum, işimi severek yapıyorum. Motoru seviyorum. Motorla trafikte olmayı seviyorum. Kurye olmayı seviyorum, işimi seviyorum. Normalde işim, mesleğim bu değil. İki üniversite mezunuyum. Ticaret için okudum iki üniversiteyi de. Bu moto kuryelikte gayet mutluyum. Bununla hayatıma devam ediyorum. Yani bu işin hiçbir zorluğu yok. Bence bütün kadınların motor kullanmayı seven, trafikte olmayı seven, ayakları üzerinde durmayı seven bütün kadınların bence bu işi yapması gerekiyor. Bu iş asla erkek işi değil. Böyle düşünülüyor. İşte motorla kadın çalışır mı? Trafikte motorla kadın gezer mi gibi bir algı var. Kesinlikle böyle bir şey yok. Ehliyeti olan, motoru seven, bu işi yapmak isteyen bütün kadınları Jet Kurye Derneği Federasyonu olarak bekliyoruz. Buyursunlar, gelsinler. Kapımız her zaman açık. Bütün kadınlara istihdam sağlayabilecek kadar işimiz mevcut. Bekliyoruz. Çıksınlar, gelsinler. Hiçbir şeyimden eksik kalmıyorum. Güzellik merkezime de gidiyorum. Kuaförüme de gidiyorum. Atıyorum, alışverişe de çıkıyorum. Kıyafet de alıyorum. Onu da yapıyorum. Bunu da yapıyorum. Ve çok güzel de paralar kazanıyoruz. Çok şükür, elhamdülillah. Bizim sermayemiz canımız. Motor araç gibi değil. Aracın bir kaportası var. Motorda böyle bir şey yok. Kaporta sensin. Canımız, sermayemiz. Araç, özellikle şunu da belirtmek istiyorum. Bizi daha yakından görmek için çok fazla trafikte bize yaklaşıyorlar. Çok yakın gitmek için uğraşıyorlar, yanımızdan bizi seyretmek için. Hatta kameralarını çıkartıp bizi kameraya alan, fotoğrafımızı çeken sürücüler var. Bunu yapmasınlar. Çünkü bir anlık dalgınlık bizim canımıza mal olabilir. Takdir görüyoruz. Aa, işte ne güzel, bir müşteriye paketini, servisini götürdüğümüzde, aa ne güzel bayan kurye misiniz, ne güzel deyip takdir aldığımız çok oluyor. Trafikte de dediğim gibi bayan erkek ayırmaksızın motorları fark edelim lütfen. Dikkatli olalım, bizi görsünler. Dönüşlerde sokak aralarından çıkarken bize dikkat etsinler. Motorların da bir araç olduğunu, trafikte seyir halinde bir araç olduğunu unutmasınlar lütfen.